Burası sizin mi evinizdi? Evet, bizim evimiz. Ha, bu çocuklar bunun içinden çıkmıştı. Kaç kişi çıktınız buradan? 10 kişi miydi? Burada daire işte. Yaşamını yitiren oldu mu burada? Yok, çok şükür sağ çıktılar canım, sağ çıktılar. Çok... Hiçbir şey kalmadı, gitti, eşyalar da gitti. İğneden iple hep gitti, baksana hep bütün gitti yavrum, gitti ne kaldı. Hatıralar arıyor içinde. Hatıralarımıza bak. Hatıralarımıza bak. Abla ben şimdi yapacağımız herhangi bir şey yok. Burada durdum, mal kurtarma peşinde değilim. İnsanlara hizmet etmek, bir şeyler getirmek, bir şeyler götürmek amacıyla, insanları yalnız bırakmam amacıyla burada kalıyorum. Ben aynı zamanda emekli öğretmenim. Uzun süreler burada çalıştım. İnsanlar sıkıntı içindeler ama bugün aldığım bir habere çok üzüldüm. Adıyaman bu halde olmasına karşın. A Haber'de çıkan bir haber beni çok üzdü. Adıyaman'da hayat normale döndü diye başlık atıp yayın yapmışlar, çok üzüldüm. Kahta'yı çekmişler. Kahta'da zaten önemli bir deprem olmadı. Kahta'yı çektikten sonra da bu haberi böyle yapmak, insanları yanıltmak. Neden? Neden insanların hayatıyla oynuyorlar? Hizmet gelecekken hizmet gelmeyecektir. Hayat normale döndüyse insanlar yardım etmeyeceklerdir. Devlet de elini eteğini çekecek o zaman. Niye bu haberi yaparlar? Yani bu yanlış haberi vermek doğru değil ya. İnsanlara zulmetmektir. Yapılmaması lazım ya. İnsan olunması lazım.